Cemre, yardım edeyim mi sana? Serkan, uzak dur benden olur mu? Cemre, ne oluyor? Yani bilmeden seni kıracak bir şey mi yaptım? Hayır ama aramıza biraz mesafe koyalım ne olur. Eylül çok üzülüyor. Bugün aranızda bir şey var mı diye sordu bana. O hala seni seviyor Serkan. Sen onun sevgilisisin, ne olur uzak dur benden, tamam mı? Değilim Cemre. Ben Eylül'ün sevgilisi falan değilim. Bitti artık, tamam mı? Biz ayrıldık. Bunu Eylül istedi zaten. Cemre, ben senden uzaklaşmak falan istemiyorum. Hem sen de bana karşı bir şey hissediyorsun, biliyorum bunu. Biz bunları hissederken neden Eylül'e rol yapalım ki? Bu daha büyük bir yanlış değil mi? Cemre? Hani Serkanlarınızda hiçbir şey yoktu? Eylül yok zaten. Duydum Cemre. Yalan söyleme. Niye kandırdın beni ha? Niye kandırdın beni? Eylül dur bekle. Hamile kalmam çok düşük bir ihtimalmiş. Belki de sıfır yani. Ben senin baba olmaktan mahrum etmek istemiyorum. Bence biz boşanalım. Saçmalama. Saçmalama, ne boşanması? Tövbe estağfurullah. Bunlar boşanalım mı diye hediye. Neriman Hanım, dinlemeyin insanları, ayıp. Ay bir dur, bir dur, ne oluyor? Sana her şeyi açıklayacağım. Ne olur gel dışarıda konuşalım. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Eylül arkadaşım, ne olur yapma böyle. Ben senin arkadaşın falan değilim. Biz arkadaş değiliz Cemre. Çünkü gerçek arkadaşlar suratlarına farklı şeyler söyleyip arkasından kuyu kazmazlar. Canısı. Kavga mı ediyor bunlar? Galiba Canısı. Ya bunların bir yerde patlayacağı belliydi zaten. Kısmet senin kananaymış. Eylül ne olur gel konuşalım. Cemre git başımdan. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ya kızlar ne oluyor ya? Songül, Kınan. Kınan bırak şimdi Kınayı. Zehra abla!
herkes iyi mi? Anne! Ya Zehra abla! Ne oluyor? Bilmiyorum. Zehra, kim lan bunlar? Eylül, herkes iyisin! Zehra abla! Şerefsizler! Kimsiniz lan siz? İyisin değil mi Zehra? Bir şeyin yok değil mi? Kafama koskoca tuğla yedim Sado. Ne kadar iyi olabilirim? Üç dikiş de iyi yıktın vallahi anne. Verilmiş sadakan varmış. Canım benim. Tabii bugüne kadar yaptığım iyilikler korumuştur. İyi bir kadın olduğum için. Bir an Kemal sandım. Ama güneye gömüş birkaç kişilermiş. Kim niye böyle bir şey yapar bilmiyorum. Sizi sevmeyen biri herhalde. Kızdıkça birilerinin camın çerçevesini indiren kim olabilir acaba? Bir düşünün bakalım. Güney! Güney nereye ya? Ne yaptın Zehra abla? Ne yapmışım ayol? Ay ya, yalan mı? Hayır, bu Selin karısına hobi gibi bir şey olmuş. Durmadan evlere tuğla attırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Geçmiş olsun. Teşekkürler doktor hanım. Karım iyi değil mi? Hani müşahede altında falan durmasına gerek yok. Yok, merak etmeyin. Panikten bayılmış. Tabii hamileliğin de etkisi olabilir. Zehra, hamile misin sen? Aşkım, ben de sabah öğrendim. Ama sana söyleyecek fırsatım olmadı. Çok güzel değil mi? Çok mutluyum gerçekten. Artık olmuyorsa ne yapalım? Kısmet. Şimdi böyle söylüyorsun da... ya sonra fikrini değiştirirse? Değişecek toprak. İnsanlar anne baba olmak ister. Aile olmak ister. Ben... Feride, ben seninle baba olmak için evlenmedim. Seni sevdiğim için evlendim. Ayrıca illa doğurmak mı gerekiyor anne baba olmak için? Evlat ediniriz mi diyorsun? Yani. Gerçekten mi? Aslında daha önce bunu düşünmüştüm. Dedi hani belki sen hani istemezsin diye sana söyleyememiştim. Aşkım niye istemeyeyim? Hem bak böylesi daha iyi, bu kadar sevgiye muhtaç çocuk varken. Yani niye ısrar edelim ki? Niye ısrar edelim doğurmakta? Hadi lan. Senin karnın ne kadar güzel. Sen ne kadar güzel bir insansın. Canım benim. Canım.
Ya Güney, Güney dur sakin ol sevgili. Ya Güney, Zehra abla dolduruşuna gelme. Ya belki de annen yaptırmadı Güney, lütfen bak. Hadi sakin ol, evimize gidelim. Hadi, hadi Güney. Ya Güney ne yapıyorsun? Güney ne yapıyorsun? Ya ne yap, Güney! Ya Güney, yapma ne olur yapma sevgili, lütfen ya. Songül, sen karışma bak. Lütfen karışma, bu annemle benim aramda, çekil. Güney! Güney ne yapıyorsun sen, delirdin mi? Delirdim evet. Sen delirttin beni. Sen taşlattın değil mi evimizi? Ne? Ben niye yapayım böyle bir şeyi? Yalan söyleme anne. Yalan söyleme artık. Bizim senden başka kimseyle bir sorunumuz yok ki. Senden başka kim gönderecek o İzlandut gibi herifleri? Doğru söyle. Sen yaptın değil mi? Evet, ben yaptırdım. Ne biçim bir annesin sen ya? Ya bize bir şey olsaydı, ya o evdeki insanlara bir şey olsaydı, polise şikayet edeceğim seni. Bravo Güney. Anneni polise şikayet edecek kadar düşeceksin, öyle mi? Sen oğlunun evini taşlatacak kadar düştün ama. Şu an sana söyleyecek o kadar ağır sözlerim var ki anne. Dua et annemsin. Güney, Güney, Güney! Yalvarırım yapma ne olur. Hadi sevgili sakin ol, lütfen evimize gidelim. Hadi at şunu. Hadi bırak onu, evimize gidelim sevgili, hadi. Bir gün ya. Topu topu bir gün sevdiklerimizle güzel bir gece geçirelim dedik. Mahvettiler. Sabahında işten kovuldum, akşamında bu. Şimdi bir de ıslanıyoruz yağmurda. Bir dakika, bir dakika. Güney seni işten mi attılar? Ya niye bana söylemiyorsun oğlum? Niye olacak kızım? Üzülme diye. Kına gecem mahvolmasın istedim. Niye olacak başka? Daha da söylemezdim ya, ağzından kaçırdım salak gibi. Bak, sen üzülme tamam mı? Lütfen. Yemin ederim ben her şeyi yoluna koyacağım. Sen sakın üzülme. İşle bulacağım hemen. Halledeceğim her şeyi, tamam mı? Asıl sen üzülme. Ben de çalışacağım Güney. Başaracağız aşkım. Her şeyi halledeceğiz. Söz veriyorum. Sen aşkım dedin bana ilk defa. Aşkımsın Güney. Bunları bugün aldım. Alyanslarımız. Ama gümüşler, altınlara param yetmedi. Ama söz yakında altınlarından alacağım. Alma altın. Bunlar benim için daha değerli. Peki. Bak çok güzel oldu sevgili. Seni çok seviyorum oğlum. Ben de seni çok seviyorum kızım. Hadi gidelim buradan. Bak vallahi billahi Serkan'la aramda bir şey yok. Ya bir beni dinlesen boşuna kızdığını anlayacaksın. Eylül,
Bak lütfen bir Cemre'yi dinle. Gerçekten ikna olacaksın. Bak Cemre hep Serkan'la senin aranı yapmaya çalıştı. Tamam o da Serkan'dan hoşlanıyordu ama buna rağmen... Ay ben ne dedim? Nasıl ya? Sen biliyor muydun? Meral sen? Sen biliyor muydun? İkiniz de biliyordunuz ama tek bir laf bile etmediniz mi? Ya siz nasıl arkadaşsınız? Eylül, sana telefon var. Çok özür dilerim. Alo. Eylül. Duyduğuma göre Ankara'ya gidiyormuşum. Hesabı ödemeden nereye kaçıyorsun kız? Kemal'di. Hemen Feride Hanım'ı arayalım, polise haber versinler. Ankara'ya gideceğimizi biliyor. Ne? Nasıl ya? Günaydın sevgili. Kanepede uyuyakalmışım. Günaydın aşkım. Oh, ben uyumadım. Nöbet tuttum başında ejderha gibi. Niye uyumadın ki? Kim girecek oğlum bizim evimize? Çalınacak bir şey olmadığı 5 metre öteden belli oluyordur herhalde. Olsun. Ben hırsız girer diye düşünmedim zaten. Kemal'i mi diyorsun yoksa? Oğlum biliyorsun onun derdi Eylül'le. Ya ne bileyim bize bulaşacağını zannetmiyorum. Olsun. Biz yine de dikkatli olalım da. Cem'i da yaptırmamız lazım. Ya Güney. Yurttaki kızlar kendi aralarında para toplayıp bize çeyrek altın almışlar. Diyorum ki onu bozduralım Cem'i yaptıralım oğlum. Niye dert ediyorsun? Olmaz öyle şey Songül. Arkadaşların onu sana hediye diye aldı. Ya saçmalama oğlum. Böyle şeyler bir ihtiyaç karşılansın diye takılır. Ne olsun. Zaten altında falan olacak iş değil bu. İş bulmam lazım benim. Sence annem mi attırdı beni işten? Yani bilmiyorum Güney. Şimdi durduk yere kadını günahını almak istemiyorum. Bence annem attırdı. Kim yaptıracak ki başka? Allah aşkına oğlunun evini taşlatan işten mi attırmayacak? Aklınca yıldırmaya çalışıyor. Ne olacak böyle? Hı? Ben iş bulup çalışacağım. 2 gün sonra annem parasını gücünü kullanarak beni işten attıracak. Böyle devam mı edecek bu? Ya niye üzülüyorsun ki? Bize tezgah açarız anasını satayım. Tezgah açıp ne satacağız kızım? Takım satacağız gene. Aklına başka bir şey geliyor mu? Pardon ya, yanlışlıkla düştüm. Yok, sorun değil. Korktum sadece birden.
Eylül yapma böyle. Ne olur sakin olmaya çalış. Cemre, kardeşim üzülme. Eylül kimseyle küs kalamaz ki, sen de biliyorsun. Sadece birazcık sabretmen lazım. Eylül, sen de boşuna diken üstünde olma. Kemal asla buraya gelemez. Asla diyorum bak. Kızlar, deminden beri düşünüyorum da... yani Kemal Ankara'ya gideceğimizi nereden öğrenmiş olabilir? Hayır, kim var ki bu yurttan ona laf götürecek? Kızlar, Ankara'ya gitmiyorsunuz. Gerçekten mi Feride Hanım? Kemal nereye gittiğinizi öğrendiğine göre gitmenizin bir anlamı kalmadı. Bulacak beni. Öldürecek bu sefer beni. Öldürecek beni. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Korkma, sana hiçbir şey yapamayacak, tamam mı? Ben geldim. Hoş geldin Güney. Aşkım bunlar tamam. Söylediklerimin hepsini aldın mı? Aldım, aldım. Bakayım. Aferin, yumurtayı unutmamışsın Güney. Tamam, şu domatesleri yıkayım hemen. Hop, ne yapıyorsun Güney Bey? Sermayeden yemek yok. Azıcık ucundan yedim ya. Şişt, sana bir şey diyeyim mi? Bence var ya, bu sandviçlerin hepsi satılacak ha. Sor bir niye diye. Niye? Çünkü benim biricik karım bunları yaparken içine sevgisini katıyor. Eminim bir anda tükenecek hepsi. Bana bak. Yalnız iltifat ayağına bütün işi bana yıkamazsın Güney. Duydun mu? Al bu yumurtaları aç hemen, hadi. İşimiz çok, hadi. Atıyorsun ya, matematikten full yapmış olamazsın. Yaptım ama canım. Artık tıp mı kazanırım, mühendislik mi kazanırım bilemeyeceğim. Merve ne yapmış? Merve ile telefonda konuştum, çok fenaydı ya. Neredeyse sıfır çekmiş. Ay yok artık, şaka. Yoksa utancından mı gelemedi ya okula? Ay yazık. Tabii ya. Biz bunu nasıl düşünemedik? Neyi? Ankara'ya gideceğimizi Kemal'e Defne söyledi. Yok artık, nereden çıkardın? Ya bu kız daha önce Kemal'le işbirliği yapmadı mı? Çantalarımıza telefonları koyan o değil miydi? Şimdi neden yapmasın? Doğru söylüyorsun. Bu gerizekalı denen şey beklenir. Ya kızlar, bilemiyorum. Bence emin olmadan bir şey demeyelim. Vallahi ben eminim canısı. Duydu tabii Serkan'dan Ankara'ya gideceğimizi. Bu sefer kesin mahvedeceğim. Medal! Defne! Kemal'e yerimizi sen söyledin değil mi? Ne oluyor ya? Aa, ne yapıyorsun be de? Kemal'i bırak! Sus be! Meral dur! Ya bırak, ne söyleyeceğim ya? Defne doğruyu söyle, sen mi söyledin? Ya kızım bırak, neden bahsediyorsunuz? Ben de Kemal mazluyum, gerizekalılar. Ya bırak! Ya bırak sana, ne oluyor? Bırak, ne oluyor? Çekil be oradan. Ya sen ne yapıyorsun ya? Ya senin bu salak yetimhane gülleri hepsi üstüme saldırdı. Ne oluyor Cemre? Ne oluyor kızlar? Serkan Kemal öğrenmiş. Neyi öğrenmiş? Ben başlıyorum o zaman. Gel abicim gel. Sandviçlere gel. Benim diyen gurme yemedi böylesini. Gel. Güney. Gurme ne lan? Dur ben bağıracağım.
Gel vatandaş, gel. En güzel sandviçler burada. Domatesli, peynirli, kaşarlı. Sadece 5 lira. 5 lira. İşe aç gitme. Buyurun. Harika sandviçler burada. Buyurun efendim, buyurun. Ayağınıza getirdik. Sadece 5 lira. 5 lira. Efendim Adem. Selin Hanım. Oğlunuz kızla birlikte tezgah açmışlar. Sandviç satıyorlar. Sandviç mi satıyorlar? Bir isteğiniz var mı Adem? Tamam Adem. Ara zabıtalara şikayet et. Sonra gelişmeleri bana bildir. Peki. Tıpış tıpış annenin evine döneceksin Güney. Senin o varoş kızının kölesi olmana müsaade etmeyeceğim. Buyur abicim, sandviç var. Bakmak ister misiniz? Merhaba. 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 Kaşar salam. Çayınız var mıydı? Çay yok ama şimdilik. Olacak abicim. Çay yok ama olacak. Bugün ilk günümüz o yüzden. Tamamdır, sağ ol. Güney ya. Oğlum bu kuru kuruya gitmez ki. Ben diyorum ki eve gideyim bir çay demleyeyim. Yanına da karton bardak alırız. Termosa koyar satarız. Oğlum çaydan da para kazanırız lan. Olur. Vallahi güzel fikir. Kızım biz baya baya böyle kendi seyyar kafemizi kuruyoruz. Ya bir şey diyeyim mi? Biz birlikte olduktan sonra var ya bizi kimse tutamaz ha. Biz bunun zincirini falan yaparız. Ben sana diyeyim. Tutamaz tabii oğlum. Hadi görüşürüz sevgili, ben gideyim. Sen beni öptün ya. Ben şimdi bu gazla bunların hepsini satarım 2 dakikada. Fazla gaza gelme de. Seyret. Evet abicim, gel. Fıstık gibi sandviçler, gel. El değmeden hazırlandı. Gel ablacığım. Neli istersiniz? Evet, omleti de getirdim. Ay! Ben istemiyorum bu omleti. Çok kötü kokuyor. İçim bulandı. Tamam, kokluysa şuraya koyayım. Ben de yemeyeyim o zaman. Öf, ne kokuyor hem de. İyi misin? Daha iyiyim. Ya aşk olsun Zehra. Böyle şey saklanır mı adamdan ya? Niye söylemedin bana? Ne yapacağımı karar veremedim bir türlü. Ne demek ne yapacağımı? O çocuk ikimiziz Zehra. İkimizim de. Bu sefalete çocuk doğrulur mu sence? Hayır. İşin yok, gücün yok, para yok, pul yok. Amcamdan o kadar borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz o paraları biz? Tamam canım, hemen sinirlenme. Hem çocuk kendi rızkıyla gelir. Gör bak bana nasıl uğurlu gelecek. Hemen iş bulacağım. Ya her şey çok güzel olacak inşallah. İnşallah maşallahlı olmaz. Olmaz. Bu çocuğa bir güvence sağlayabileceksen doğur. Yoksa kusura bakma. Sen nasıl bir güvence istiyorsun Zehra? İş bulacağım dedim işte. İş bulacağım. Sonra Selin Hanım seni yine attıracak. Ben böyle bir güvenceden bahsetmiyorum. Sen nasıl bir güvenceden bahsediyorsun Zehra? Daha kuvvetli bir güvenceden. Evini üstüme yap. Doğrayım. Öyle olmaz Zehra. Neden? Bu evde son günün de hakkı var. Tamam. Haklısın. Ama yarın öbür gün sana bir şey olsa ben eteğimin altında bir çocukla ortada kalmak istemiyorum. İstemiyorum ya. Ben bir güvence istiyorum. O zaman doğur. Sen düşün taşın bence. Başka türlüsü olmaz bana. Ben bir şey yemeyeceğim. Yiyemiyorum da zaten. Ayrıca cebimde 20 lira var Sadullah. Artık pazara giderim. Ne kadar ezik büzük sebze varsa alırım, bir kap yemek yaparım sana. Olur değil mi? Thank you.
Meral, gerçekten Defne'nin hiçbir şeyden haberi yok. Ben sizin Ankara'ya gideceğinizi de söylemedim zaten. O zaman kim söyledi Kemal'e? Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Meral, biraz izin verir misin bize evine? Ha. Tamam, tabii. Eylül. Cemre'ye kızma. Gerçekten Cemre'nin hiçbir suçu yok. O seni kurtarmak için kendini ölüme attı. Gerçekten bizi barıştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı Cemre. Cemre'yi seviyor musun Serkan? Aşık mı oldun ona? Niye böyle bir şey sordun ki şimdi? Oldun değil mi? Hayır diyemiyorsun. Seviyorsun onu. Sen artık beni sevmiyorsun Serkan. Ben senin umurunda bile değilim. Eylül, Eylül. Eylül tamam. Tamam canım ağlama. Ben seni seviyorum tabii ki. Ama eskisi gibi değil. Yani aşık değilim sana. Özür dilerim. Şimdi. Zamanı geri alamam. Ama bizim eve gelmeden bir gün öncesinde olsaydık sana bunu alırdım. Affet beni Meral. Serkan bahçede konuşuyorlar. Ne yapmalıyım? Yanlarına gitmeli miyim? Yok yok gitme. Bırak onlar baş başa konuşsunlar. Sen sonra Eylül'le konuşursun. Peki tamam. Topla, topla. Bir dakika, topla, bir dakika. Topla, ne, topla. Ne toplaması abicim? Bir dakika, ne yapıyorsunuz? Abicim, bir dakika. Topla. Ya abi, ya bir saniye. Topla. Abi, topla saniye, bir saniye. Topla, topla. Abicim, bir dakika. Topla. Ya abi. Abicim. Burada seyyar satış yasak, topla. Ya tamam, satmayacağım. Topla. Tamam, malzemelerim duruyor, satmayacağım diyorum ya. Masayı ya, da al, masayı da al, masayı da al. Ya versenize şunları. Abicim, tamam, satmayacağım diyorum. Tuvalet mi kardeşim? Ne oluyor burada, ne oluyor burada? Siz karışmayın hanımefendi, işimizi yapalım. Topla hepsini, topla, topla. Zehra abla. Topla hepsini. Ne yapıyorsunuz siz ya? Topla hepsini, topla. Abicim. Koskoca adamlar, utanmıyor musunuz çocuğu itip kalkmaya? Üç kuruş para kazanacak, yazıklar olsun size, yazıklar olsun! Gitti. Görüyor musun bak? Ne diyeceğim ben şimdi Songül'e? Oğlum, 200 sandviç satarak zaten bu iş olmaz. Ben sefil olsun diye mi evlendirdim Songül'ü seninle? Allah Allah! Ne yapayım Zehra abla?
Elimden geleni yapıyorum, elimden bu geliyor. Ne yapayım? Saf mısın oğlum sen? Çil çil paran var, sahip çıkacağına böyle sefillik çekiyorsunuz. Olur mu böylece? Zehra abla anlamıyor musun? Ben annemin parasını istemiyorum. Ama o parada senin de hakkın var. Ananın işine geliyor tabii küs olmak. Lök gibi oturmuş o koskoca servetin üstüne. Mahkemeye git ve çatır çatır al paranı. Güney. Songül. Ne oldu burada? Gitti bütün sandviçler. Alıp götürdü zabıta her şeyi. Görüyor musun bak? Güzel yapmış lahmacunu. Alo. He Sabri sen misin? He kardeşim. Aa. Tamam. Anladım. Tamam sağ ol. Tamam. Yarın geceki sefer var ya, bu geceyi alınır. Ne? Böyle iş mi olur canım? Bu adamın da halletmesi gereken bir sürü iş var. Paramızla rezil oluyoruz be. Vallahi bu gece gittin gittin, gidemezsen bir dahaki sefer kim bilir ne zaman, bilemem ben. O zaman yapacak bir şey yok Haşmet. Önce kendimizi kurtaracağız. Ama ben o Eylül Hanım'la uzaktan kumanda uğraşmasını iyi bilirim. Aha da şuraya yazıyorum. Sen oğlanı ne zaman alacaksın peki? Bu akşam alacağım Haşmet. Bu akşam alacağım. Hem anasıyla da vedalaşmış oluruz. Tamam, tamam anne merak etme. Sarı kazanla kalem kutunu gönderirim ben sana. Büşra, halanı üzme tamam mı kızım? Üzmem anneciğim. Enişten okul işini halletti mi? Kaydımı yaptırdı bugün, merak etme sen. Sağ olsun. Unuttuğum başka bir şey varsa söyle, yarın ben hepsini birden gönderirim tamam mı anne? Hadi görüşürüz. Öpüyorum gözlerinden. Bir şey söyleme. Sadece biraz burada kalayım.
Kemal! Kemal ya. Ne oldu, neye şaşırdın? Sen beni beklemiyor muydun lan zaten? Evet, seni bekliyordum. Geberteceğim çünkü seni. Seni bekliyordum, evet. Öldüreceğim seni. Allah'ın belası, pislik. Şöyle yapacağım, böyle edeceğim. Varsa yoksa kuru gürültü. Senin bu adama gücün yeter mi lan? Güney, bu dışarıdan bitirme sınavları zor mudur acaba? Bilmem, okuldaki gibidir herhalde. Ya asma suratını sevgili. Lütfen aklını derse ver. Bak biz bu okulu bitirmek zorundayız. Nasıl vereyim kızım ya? Bütün sermayemiz gitti. Hangi işe başlasak elimizde kalıyor. Ne yapacağız biz böyle? Ya ne demek ne yapacağız? Pes etmeyeceğiz oğlum. Bulacağız bir yolunu. Üzülme. Kim ki bu saat? Avukatım aradı, bana dava açıyormuşsun. Evet, öyle yapıyorum. Ay bir de buz gibi evet diyor. Güney, hemen geri çek o davayı. Çekmeyeceğim. Karımı sefil etmeyeceğim anne. Özür dilerim ama işleri bu noktaya sen getirdin. Aferin. Güya zenginlikte gözün yoktu. Sen mi kandırdın oğlumu bana dava açsın, para alsın diye? Şeytansın sen, şeytan! Anne! Lütfen gider misin? Bir dakika Güney ya. Ne oluyor, ne davası ya? Ay, bir de masum numaraları yapıyor. Delireceğim şimdi. Anne, Songül'ün hiçbir şeyden haberi yok. Ben hakkım olanı istiyorum. Hak mı? Ne hakkı be? Çalıştın da mı kazandın? Bak Güney, sen benim çocuğumsun. Senden para sakınmıyorum. Ama sen o paradan bir kuruş bile yiyemeyeceksin. Anladın mı beni? Boşuna debelenip de bana canımı yaktırtma. Eğer ben seni öldürmek isteseydim, çoktan gırtlağını kesmiştim. Ama bravo. Vallahi de billahi de bravo. Bu adamı gerçekten orman canisine dönüştürdünüz ya, bravo. Nasıl? Beğendin mi kız eserini? Ha? Ne de olsa bu adamı sen var etmiş sayılırsın. Nasıl söylüyordun bakalım sen onu, ha? Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Kemal'im yapmaz. Bana bak lan. Böyle gözlerini devirip bakma bana. Hı, bak. Polis de gitmiş. Yana olacaktı. Ben sana ne dedim, ha? Devletin polisinin işi gücü yok da 7/24 seni kapından mı bekleyecekti lan? Ne zannediyorsun lan sen kendini? Kraliçe Elizabeth mi, he? Ama sinirlenmeyeceğim. Yok, yok, yok. Bu sefer sinirlenmeyeceğim. Daha fazla sinirlenmeyeceğim. Çünkü neden?
veliahtımı, metinimi alıp buralardan çekip gideceğim de o yüzden. Sen de burada böyle sabaha kadar güzelce bekleyeceksin. Elbet seni bir bulup ellerini çözen olur. Kız Mesude, bak ne diyeceğim. Ya aylar boyunca kimse seni arayıp sormazsa, ha? Sonunda burada böyle iskeletini bulurlarsa, ha? Neyse. Zaten de o kısmı artık bu adamı enterese etmez. Hadi bakalım. Auf Wiedersehen. Bunu da aldık mıydı tamam? Metin'im, baban seni almaya geldi oğlum. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım şöyle. Aferin sana aslan parçası. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım oğlum, gidiyoruz. Geberteceğim lan bu sefer seni. Mesude. Bırak çocuğu. Mesude bak çocuk var yapma. Bırak oğlumu. Sen de bıçağı bırak. Bırak Metin'i. Bak kazara çocuğa saplanır Mesude. Mesude bak çocuk var diyorum sana. Çocuğu yere bırak. Mesude bak, çocuğun gözünün önünde olup bitmesin. Bırakıyorum tamam mı? Sen de şöyle biraz geride dur. Bak sakin ol. Tamam bırakacağım çocuğu. Çocuk görmesin Mesude. Geç annem sen içeri. Metin'im hadi oğlum. Hadi git çocuğum. Hadi içeride bekle. Kulaklarını kapat Metin'im. Geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Elimden kurtulamayacaksın artık. Geberteceğim seni. Bırak lan bıçağı bırak. Bırak dedim sana. Pislik herif. Bak Mesude, bu sefer çok fena oldu. Pislik herif. Geberteceğim seni. Bırak dedim sana. Bırak. Bırak lan bıçağı dedim sana. Bak, çok fena yaparım Mesude. Bırak dedim. Bırak dedim sana lan. Bırak çocuk korkacak. Bırak. Bırak. Senin var ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Thank you.
Metin'im. Bakma oğlum. Bakma Metin'im. Mesude Hanım. Mesude Hanım. Ya. İyi misin? Demin çığlık attı. Polisi arayalım. Kapıyı kıralım. Mesude Hanım. İyi misin Mesude Hanım? İyi misin?